Evet arkadaşlar, size bu güzel yerden, güzel binadan Tayland'daki telefon fiyatlarını güncel 2023 göstereceğim. Burası Hilton. Alışveriş merkezi, yan tarafı da otel. Pattaya'dayız. En çok merak ettiğiniz tabii ki iPhone %100. Hemen geçiyorum iPhone fiyatlarını. Şöyle bakıyoruz. iPhone Pro Max bu. Herkesin baktığı telefon. Benim tercih etmediğim, herkesin tercih ettiği telefon. Evet, 128 GB iPhone Pro Max. 44.900 baht. 256 GB'de 48.900 baht. 44.900 baht, 48.900 baht. iPhone Pro, 14 Pro. Bu 14 Pro Max, bu da 14 Pro. Ne kadarmış efendim? 14 Pro'ya bakalım. 128'de 41.000 900 baht. 45.900 baht. Plus'lara bakalım. iPhone Plus, 14 Plus tabi. 128 GB 37.900 baht. 41.900 baht. 50.900 baht. iPhone 14 Plus. iPhone 14 ise şöyle gidiyor sırasıyla. 32.900, 36.900, 45.900. Diğerine tekrar bakalım. iPhone Pro Max 44.900, 46.900, 57.900, 66.900. O 1 TB 66.900 olan iPhone Pro 14 Pro 41.900, 45.900, 54.900, 63.900 baht. Burada da diğer modeller var. Şimdi benim telefona girelim. Bu telefon benim şu andaki elimdeki telefon. Bunun yeşilini aldım ben. Samsung S22 Ultra. Samsung S22 Ultra 128 GB 39.900, 256 43.900, 1 TB yok. Pardon, 1 olmaz. Evet, 1 TB 47.900. S22 Ultra. Yalnız bu 39.900 yazan fiyatı 30.000 bahta, 29.900 bahta 3-4 tane hediyesiyle 128 GB Samsung alabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim birazdan başka bir yerden. Bu da S22 Plus ve S22 Galaxy S22. Fiyatları burada. S21 FE diye bir marka. Bunlar gigabyte gigabyte, 128 ve 256. A53, bakın A53'te kampanya yapmışlar, 16.000 bahta indirmişler. Buradaki fiyatı 18.000 baht ama 16.000 bahta indirmişler. Samsung A73. Evet, Xiaomi'ye geldik şimdi. Xiaomi'nin mesela 12T Pro, 12T Pro 25.990 baht. 8 çekirdek diyor, 5000 amperli falan filan. Bu telefon 25.990. Xiaomi 12T 17.990, 12T. Xiaomi 12 Pro 25.000 baht. 12 Pro, Xiaomi 12 Pro. Xiaomi 12 Pro. Ayrıyeten herhalde bunun gigabyte yüksek olan 31.990. Bunlar da Renault 9'lar, pardon, Renault 8'ler. Evet, Oppo Renault'lar. Renault 8 Pro diyor. 28.990 baht. Bunların hepsinin yarısını Türk parası gibi düşünün. Normalde 1.86 ama yani burası şimdi 29.000 baht, 14.500, 15.000 lira şu telefon. 21.990, 19.990 Renault 8 diyor. Neyse, bunu pek anlamıyorum. Oppo A77S 9.000 baht. Böyle güzel bir telefon. Oppo A77S. Bunları Türkiye'ye götürdüğümüzde gümrük parası 6.080 lira oldu maalesef bu yıl.
6080 lira, üstüne daha koyacaksınız. Evet, Huawei'deyiz şimdi. Huawei'nin bu çok güzel bir modeli. Neymiş bu? Huawei Smartphone Mate 50 Pro. Mate 50 Pro 44.000 baht yaklaşık. Diğeri de 36.990 baht. Şuna kampanya yapmışlar, 7.000 bahta indirmişler bunu. Bakın 10.000'den 7.000'e inmiş. Bu neymiş? Nova 8i. Huawei. Çok ucuz yani. 3.500 lira bu telefon. 3.500 TL. Huawei gibi süper bir marka. 6.300 baht. Biraz daha ucuz. Şimdi buraya giriyoruz. Ben telefonumu buradan aldım. Her şey var burada. Çok güzel bir yer. Ve en uygun fiyata telefon satan yerler. Galaxy Z'ler. 60.000, 66.000. 66.000. Bakın Galaxy neymiş bu? S22 Plus 30.900 baht diyor. Şimdi ben buradan telefonu almıştım. Bu telefonun normal fiyatı bakın 128 GB'ın 39.900 baht. Şu anda Çin yılbaşısı sebebiyetiyle 27.400 baht. Bu en fazla 2 gün daha geçerli bir fiyat. Tabii ellerinde telefon varsa bilmiyorum. 31.400 baht'ta 256 GB. Bu benim aldığım telefon ve ben de bu fiyatı almıştım bir kampanyadan yararlanıp. Şimdi tekrar kampanya yapmışlar. Samsung S22 Ultra. Bu. Alabileceğiniz en ucuz fiyat burada. Bakın normalde 29.900 baht diyor. Ekstra indirim yapmışlar. Bugün özel Çin yılbaşı için. Three phone now, two black, one green. Special price. Okay. Sadece iki tane kalmış bunlardan. Onu söyle. 3 tane yok diyor. Evet. Şu an bu çok ciddi bir kampanya. Yani 27.400 inanılmaz ucuz bir rakam. Aldığınız telefonların şeyi var. 6.000 lira vergisi var. Unutmayın. Burada da bazı Türk arkadaşlar var. Ona göre hesabı yapın. Yani diğer telefonları çok göstermeye gerek yok. iPhone 14 ve Samsung S22 Ultra şu anda en süper fiyatlar. Yarı yarı yani fiyat farkı var. Neredeyse değil, tam yarı yarıya fiyat farkı var. 6.000 lira vergi ödeseniz dahi gayet uygun yani. Çok çok uygun.